Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle kağıtta sardalya tarifi paylaşıyorum. Bunun için ben mevsiminde sardalya tuzlama yapmıştım. Kalan sardalyalarımla bu tarifi hazırlayacağım. Sardalya tuzlamanın tarifini merak edenler için yukarılara bir yerlere linkini bırakacağım. Sardalyalarımı şöyle Derince bir kasemin içerisine çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde hala iri iri tuzlar duruyor. O tuzları da şöyle bir balıklarımı iyice ayırarak üzerindeki tuzları yıkıyorum. Sardalya tuzlama çok tuzlu oluyor arkadaşlar. Mutlaka suyun içerisinde tuzunun çıkması için bekletmek gerekiyor. Sardalyalarımı yıkadıktan sonra suyunu süzüyorum ve tekrar temiz bir suda 5-6 saat bekletiyorum. Sonrasında suyun içerisinden çıkarıyorum sardalyalarımı. Ben mevsimi olmadığı için tuzlamayla yaptım arkadaşlar. Mevsiminde tazesiyle de yapabilirsiniz. Aynı tarifi hamsiyle de yapabilirsiniz. Kanalımda hamsili kağıt kebabım da var. Tavamın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı kadar da zeytinyağımı ilave ettikten sonra 2 tane orta boy soğanımı yarım ay şeklinde doğrayıp içerisine ilave edip kavurdum. İçerisine 2 tane küçük doğranmış yeşil biber ilave ettim. 3 tane kabukları soyulmuş doğranmış domates ilave ediyorum. 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsaklarımı rendeledim. Balıkların tuzlu olduğu için çok az tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığından daha az. İçerisine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ilave edip domateslerimi de şöyle bir 2-3 dakika kadar pişiriyorum. Sosum hazır. Uygun bir borcamın içerisine yağlı kağıdımı serip sosu içerisine döküyorum. sosumu döktükten sonra şöyle bir tepsimin içerisine yayıyorum. Sardalyalarımı aynı hamsi dizer gibi tepsimin içerisine diziyorum. Biliyorsunuz ki sardalyalar normalde çok kılçıklı olur ama tuzlamada bu kılçıklar kayboluyor arkadaşlar. Böyle lokum gibi rahatça yiyorsunuz. Sardalyalarımı dizdikten sonra üzerine bir tane daha yağlı kağıtla şöyle sıkıca kapatıyorum. 200 derece fırında 40-45 dakika pişirdim ve sardalyalı kağıt kebabım. Harika oldu arkadaşlar. İnanın o kadar lezzetli oldu ki anlatamam. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.